onun ayağı sabit kılınır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir müminin mazlum bir mümine yardımcı olması, onun bir ay oruç tutmasından ve Mescid-i Haram'da itikafa girmesinden daha üstündür. Bir mümin kardeşine yardımcı olmaya gücü yeter de yardımcı olursa Allah dünya ve ahirette ona yardımcı olur. Bir mümin kardeşine yardım etmeye gücü yeter de onu yalnız ve yardımsız bırakırsa Allah dünya ve ahirette onu yalnız ve yardımsız bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Hazreti Davud'a şöyle hitap etti. Ey Davud! Bir kulum bir mazluma yardım eder veya kendisine yapılan zulüm hususunda kendisiyle birlikte yürürse, yani kendisine dert ortağı olursa, ayakların kaydığı gün onun ayağını sabit kılarım. İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ım, huzurumda zulme uğrayıp da yardım etmediğim mazlumdan, bana yapılıp da teşekkür etmediğim iyilikten, özür dileyip de özrünü kabul etmediğim kötü iş sahibinden dolayı mazeretimi kabul etmeni istiyorum. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın zalimlerin kapısında yüzlerini burhan nuruyla aydınlattığı, onlara ülkede nüfuz ve kudret verdiği kimseleri vardır. Allah bunlar vesilesiyle dostlarını korur ve Müslümanların işini ıslah eder. Bunlar gerçek müminlerdir. İmam Kazım Aleyhisselam Ali bin Yaktin'e şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın zalimlerin dostları yanında bir takım dostları vardır ki onlar vesilesiyle kendi dostlarını korur. Ey Ali! Sen de onlardan birisin. İmam Sadık Aleyhisselam Ahvaz valisi Neccaşi'ye yazdığı mektupta şöyle buyurdu. Ahvaz valiliğine müptela olduğunu yazmışsın. Bu habere hem sevindim hem de rahatsız oldum. Senin valiliğine sevinmemin sebebi şudur ki, kendi kendime şöyle dedim. Belki Allah senin vesilenle gam ve korku içinde yaşayan Ali Muhammed'in dostlarından birine yardımcı olur. Senin valiliğinden rahatsız olmamın sebebi ise dostlarımızdan biri hakkında hata ve sürçmeye düçar olman ve neticede cennetin kokusunu alamamandır. İmam Kazım Aleyhisselam Ali bin Yaktin'e şöyle buyurdu. Sen benim için bir şeye garanti ver, ben de senin için üç şeye garanti vereyim. Benim sana garanti vereceğim üç şey şudur ki, asla kılıcın acısına müptela olmayacak ve öldürülmeyeceksin, fakirliğe düçar olmayacaksın ve zindana atılmayacaksın. Ali bin Yaktin şöyle arz etti. Ey efendim, benim sana garanti vermem gereken şey nedir? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bana söz ver ki her zaman dostlarımızdan bir dost yanına gelince ona ikramda bulunacaksın. Ali bin Yaktin bu işi yapacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Ebu'l-Hasan Aleyhisselam da o üç şeyi kendisine garantiledi.